Merhaba arkadaşlar, ben Sinan. Yeni bir Minecraft Survival bölümüyle birlikteyiz. Benim eşeğimle gezmeye çıktım arkadaşlar. Biraz açıldık, korsanlık yaptık. Başka gemileri soyduk, bir sürü madenimiz oldu arkadaşlar. Deli gibi bak, nasıl zenginim abi. Glowstone var bir sürü. Eşekte bir şey yok, ona bir tane verelim. Altın gibi, kandıralım eşeği. Şimdi arkadaşlar, bu bölümde dehşet şeyler yapacağız. Önceki bölümde hatırlarsanız benim şatoya başlamıştım. Bu şatoda arkadaşlar, şöyle bir gelelim, şöyle gelelim, gelelim. Şatonun kulelerini yapmadım. İçeriden mi çıkış olsun, dışarıdan mı? İçeriği böyle döşedim arkadaşlar, biraz da aydınlattım. Buraya ne yapayım, siz yazın arkadaşlar. İçeride ne yapayım, siz yazın. Köylü olayı iptal. Köylü olayı buraya olmayacak. Nereye olacağını söyleyeceğim. Sürpriz. Ama kesin karar verdim. Köylü başka bir yere olacak. O tarafta bir yerde. Fakat buranın içerisi boş. Böyle aydınlattım. Ne yapın derseniz yapacağım arkadaşlar. Size kalmış valla. Valla size kalmış. Tamamen size bırakıyorum. Şimdi dur. Bunda ne vardı? Bunda silk taç vardı. Gerçi bayağı bir var. Ama psikopat gibi blok harcadım arkadaşlar. Gittim. Neredeyse bitmek üzere ya bunlar. O derece yani. Dur, şunu da kırdık mı? Buradan böyle çıkabiliriz. Şimdi arkadaşlar bayağı bir düşündüm. Nasıl yapayım, nasıl edeyim diye. İçeriden böyle ortadan bir tane büyük bir kule yapayım diyorum. Ya da birkaç kule olacak. Birkaç tane olacak ama bir tanesi çok büyük olacak arkadaşlar. Ben bir iki tane resim buldum böyle. İşte resimlerden bakarak hani hangisi güzel olur, hangisi çirkin olur, böyle bir karar da verdim sayılmaz ama böyle biraz doğaçlama olacak bir kısmı. Bir kısmı da resimden bakarak falan olacak arkadaşlar. Şimdi ben ilk iş ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle göstereyim ben size. Ufaktan saymaya başlayayım. Diğer tarafa resmi koydum da. Şöyle sayalım. Tam ortası neresiydi bunun? Tam ortası şurasıydı, tamam mı? Şuradan böyle geleyim. Ortadaki kule nerede olacak onu az çok belli edeyim diye bakıyorum. Şöyle bir yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane. Şurası orta değil mi o zaman? 1, 2, 3, 4, 5. Aynen, orası orta. Hadi canım, tam ortayı buldum mu lan? Vay anasını ya, helal olsun. Göz kararı tam ortayı buldum, iyi mi? Güzel. Tam ortası burası arkadaşlar. Kulenin genişliği şöyle bakayım. 3 oradan, 3 buradan, yani 2 boşluklu. Üçüncüye koyuyorum. Böyle 3 buradan olacak arkadaşlar. Şöyle yuvarlakımsı olacak. Tamamdır. Böyle belli edeyim nasıl olacağını. Ondan sonra takır takır çıkarız zaten. Mükemmel bir atlayış. Ortadakine kıralım. Şuradan bir kapı olduğunu varsayalım. Belki merdiven falan da yaparız. Bize kalmış. Belki yapmayız abi, belli olmaz. Bilmiyorum kuleler nasıl olacak. Bittikten sonra ayarlarız bir şeyler. Şimdi kule, ortadaki kule böyle olacak. Ortadaki böyle uzun çıksın istiyorum. Tamam, ondan sonra da arkadaşlar böyle yanlardan mı? Kulenin, bu kulenin yanlarından doğru kuleme çıksam acaba? Hani Ender'da var ya, Ender City'de arkadaşlar. Ender City'deki gibi kule olayını da yapabilirim. Şuna bir çıkayım hele. Zaten bu kesin yapılacak. Bu bir. Varan bir bu. Buraya hızlıca çıkalım. Takır 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 tık. Hızlandırsam burayı acaba? Gerçi hızlandıracak da çok bir şey yok da. Aklıma şey geliyor la. Buzdan kale yapıyorum ya. Aklıma arkadaşlar Frozen gelip duruyor valla. Frozen filmi var ya. İzleme yeriniz var mı? İzleyin. Çok güzel çizgi filmdi. Let it go. Let it go. Bir de şarkısı var böyle. Gerçi onu sizler Türkçe izlemişsinizdir. Sinemada izleyenleri söylüyorum. Ben altyazılı izlemiştim. Hatta direkt İngilizce izlemiştim. Ne altyazılısı ya. Direkt İngilizce izlemiştim onu. Kaç yılında çıktı lan o? Bayağı oldu değil mi? Frozen çıkalı artık bayağı oldu. Birkaç sene oldu yani. Hazır diziler açılmışken biraz dizilerle ilgili muhabbet edelim. Arkadaşlar en sevdiğim diziler böyle bilim kurgu dizileri. Bilim... Ne oldu lan orada? Çank açıldı kapandı sanki. Bilim kurgu dizilerini çok seviyorum. Star Trek serilerini falan psikopat gibi izlerim. Star Trek serileri candır. Gerisi heyecandır. Star Trek'in böyle bayağı bir dizisi var yani. Hani 1970'lerden başlayan, hatta 60'lardan başlayan sanırsam Star Trek dizileri var. Hatta 2017'de yeni bir Star Trek dizisi de geliyor. Bu arada Star Trek dediğim şu anda filmi de sinemalarda olan aynı Star Trek muhabbetini anlatıyorum. İşte hani böyle keşfediyorlar başka dünyaları, başka hayatları, böyle yardım ediyorlar falan. Diziler de daha dolu dolu ya. Ben film dizileri var ya, filmlerden daha çok severim. Yani filmi yapıyorlar. 1 saat, 1,5 saat, 2 saat bir şey. Yani olay bitiyor. Ondan sonra izleyemiyorsun. Ama dizilerde arkadaşlar 40'ar dakika falan yapıyorlar zaten.
40 dakikaya ya da 50 dakika oluyor genelde. Amerikan dizileri bu tarz. Onları izlemek çok daha eğlenceli oluyor arkadaşlar ve uzun uzun oluyor. Hani bir sürü bölüm geliyor. Ne oluyor lan çankları böyle kafaya bak. Bak var lan. Görüyor musunuz yukarıya? Şuraya bak. Allah Allah. Demast etme ya. Gören de X-ray kullanıyorum zannedecek. Bak şimdi. Baga bakmayın arkadaşlar. Bana bakın. Ve şakaya bak. Dediğim gibi arkadaşlar 2017'de dehşet bir dizi gelecek. Bakalım psikopat gibi bekliyorum ya. Bu filmi de zaten gelir gelmez izlemiştim. Sinemaya gidip izledim. Sinemada birisi gürültü yapıyor diye neredeyse kavga ediyordum. Öyle bir durum da oldu. Ya sinemaya gittiğiniz zaman arkadaşlar çok gürültü yapmayın. Bak siz gürültü yapanlardan olmayın, tamam mı? Tamam, duyuyor musunuz beni? Gürültü yapmayın. Ayıp ayıp. Arkadaşlar sinemaya gittiğimiz zaman filmi izlemek için gidiyoruz, değil mi? Siz de öyle gidin. Böyle arkadaşınızla muhabbet sohbet istiyorsanız gidin. Kafeye gidin. Ne bileyim yani. Yaşınız büyükse gidin bara gidin yani. Bir yere gidin. Ama sinemaya gitmeyin. Sohbet sinemada edilmez yani. Hiç sevmiyorum o tarz tipleri. Böyle geliyorlar. Sohbet mi etmeye geldin? Filmi izlemeye mi geldin kardeşim? Adam hasta ediyorlar ya. Vallahi. Şunu da kıralım abi. Bu üst tarafın yanlış koyup duruyorum. Bu üst tarafın arkadaşlar böyle şapkamsı bir yapı yapmam lazım. Dur bakayım. Örnek var mı lan? Diğer ekrandan bir resme bakayım. Aslında bu örnek de çok işe yaramaz ama dur doğaçlama bir şey yapacağız. Buradan aşağı atlarım. Aha Elytra yok. Ölür müyüm lan? Ölmem ya. Diyormuşum. Hiç belli olmaz ölebilirim valla. Şimdi şuradan şu köşe şu köşe şu köşe şu köşe şu köşe kış köşesi bu köşe yaz köşesi şişesi falan. Buradan çıkış olsun sanki kapılar varmış muhabbeti. Bir ya arkadaş Sinan ne psikopat adamsın ya. Şöyle yapalım tamamdır. Böyle olsun. Ondan sonra da buraya çatı yapacağız. Tamam mı? Çatıda nasıl olacak? Çatıda şöyle bir yapalım. Böyle bir yapayım. Bir yuvarlayayım. O tarz bir şeyler olsun. Bakalım nasıl olabilir. Şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Böyle de uzunlamasına olabilir. Bence şöyle bir F5'ten biraz bakayım. Yok olmadı olmadı olmadı. Olmadı. Saçaklar sanki çok kısa kaldı. Bunu böyle arttıralım. Arkadaşlar. Böyle biraz daha iyi olacaktır. Şöyle bakalım. Tamamdır. Tamamdır. Hop aşağı düşmesinden. Kaya kaya arkadaşlar. Hani böyle bir inşa biçimi yok ya. Sanki biraz daha güzelleştirebilirim. Şöyle uçlarına koyayım. Hop. Shift'e basmasam var ya aşağı düşeceğim. Shift'e basıyorum da duruyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tamamdır. Bir de böyle bakalım. Şöyle bir durayım ucunda. F5. Başka türlü görmenin de yolu yok arkadaşlar. Böyle bakacağım. He, böyle olabilir. Bence saçaklar iyi oldu ama aklımda bir şey daha var. Bakın şöyle bir şey olabilir. Göstereyim hemen. Böyle dolduracağım buraları. Tamam mı? Biraz daha yükselteceğim bu olayı. Nasıl yapabilirim biliyor musunuz? Şöyle yapayım. Yok. Şunu kır. Şunu kır. Böyle. 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 Böyle abi. Şunu bir görelim. Şuradan çıktım değil mi? 1, 2, tamam. F5, F5. Böyle daha iyi oldu bence. Daha yüksek böyle kendini belli etti. İş görür be. Aydınlatalım. Yanımızda Glowstone vardı. Süper. Glowstone tam da buralık bir şey. Şuraya bir tane glowstone koyalım. Psikopat gibi aydınlatır. Akşam da oluyor mu? Ufaktan oluyor. Uyumayalım da izleyelim burayı. Şimdi buradan ölür müyüm lan? Ölmezsin ya. Hadi bakalım. Yani canımın yarısı gitti. Zaten şey var. Diamond var. Depth Spider. Ya şey koymam lazım ya. Falling var ya. Şöyle uzaktan bakayım. Buradan hiç belli olmuyor. Eşek gel buraya. Yardır. Yardır 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 yardır. Nasıl oldu bakalım şuradan kuleye. Hop. Aa bence oldu. Bence oldu. Belki birazcık daha bir katman daha saçaklar büyütülebilir. Fakat bu haliyle bile güzel. Süper süper süper. Şimdi arkadaşlar. Aa ben bu arada yukarıyı şey yapmayı unuttum lan aydınlatmayı. Değil mi? Hızlı bir biçimde hazır akşam oluyorken. Aydınlatalım şurayı da. Şöyle. Bir. İki. Hop. Üç. Hop. 4 hop. Tamamdır.
Bayağı bir aydınlattık. İçeriği de aydınlatalım. Güzel. Fazla ışık can çıkarmaz yani. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bunu yaptık. Aklımda iki fikir var. Bir, şuralardan küçük kuleler çıkabilirim. İki, böyle yanından, tamam mı? Böyle yanından böyle çıkıp şöyle kule çıkabilirim. Ya da iki fikri de birleştirip şöyle bir şey mi yapsam? Hani şuradan böyle destekli bir şey olduğunu düşünün, tamam mı? Buradan böyle gelmiş olsun atıyorum. Şöyle birleşik olsun. Buradan. Tamam mı? Şöyle bir şey olduğunu varsayın. Tamam mı? Şöyle. Hatta dur. Tamam, böyle bir şey olduğunu varsayalım. Şuradan da böyle çapraz hop şöyle çapraz çıktığını düşünelim. Bir desteğin. Yalnız tek değil, değil mi? Çift çıkmış oluyor bu. Tamam. Böyle çıktıktan sonra da oraya kuleyi dikebilir miyim? Bakayım. Oraya küçük bir kule diktiğimi düşünün arkadaşlar. Sanki böyle bir şeyler yapsam olur. Bu taraftakini de biraz daha farklı boyda yaparım. Bence çok güzel olur ya. Vallahi bak. Çok da güzel olur yani. Hatta şurayı şöyle yapıp hop şöyle bir kalınlaştırabilirim. Biraz daha 3 boyutlu hale getirebilirim. Yani böyle bir şeyler olabilir. Nasıl? Tamamdır. Ne kadar çok kullanırsak güzel. Abi bence fena değil ya. Vallahi böyle olur yani. Budur işte. Tam böyle destekli gibi duracaktır uzaktan baktığımız zaman. Aşağı düşüyorum neredeyse. Bu şekilde olur ya. Süper. Gidip hızlıca bir uyusam mı da? Canavar falan yok gerçi ya. Canavar falan yok. Tamam. Yola şeye devam edelim. İşe devam edelim. O tarafta neler var? Psikopatlar var. Ya ben Optifine kurayım ya. Bir dahaki versiyona şu anda 1.10 1.10'dayım arkadaşlar. Yeni bir versiyon çıksın da ona geçtiğim zaman bu sefer Optifine'la geçeyim. Çünkü artık harita da harbiden deli büyümeye başladı. Arkadaşlar bu harita daha da büyüdüğü zaman sıkıntı olacaktır. Hele köy farmını yaptıktan sonra. Bu arada Skype'ı kapattım. Sesi gelmiştir. Birisi yazıyor. Dikkatimi dağıtmayın. Adama sıtırtmayın. Birisi dikkatimi dağıttı. Şimdi şuradan şöyle küçük bir kule yapacağız ama o kadar da küçük olmaz ki ya. Bilemedim. Çok mu küçük oldu? Şunu bir kıralım. Evet, diğer versiyonla dediğim gibi arkadaşlar Optifine olayını artık geçeceğim. Hem böyle ya böyle Z'ye basınca uzakları görebileyim istiyorum ya. Zoom yapabileyim hani. Seviyorum. Çünkü baya bir çank açık zaten. Şöyle göstereyim. Baksanıza 20 çank açık. Optifine'ı kurunca ben buna 30 çank yaparım yani. Şimdi şuraları da böyle yaparsak lan aşağı düşüyordum. Şöyle yaparsak bu genişlik iyi sanki. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Ya daha da büyük olursa bundan büyük olur. O kadar büyük olsun istemiyorum. İstemiyorum. O yüzden bence bura iyi yani. Çok yüksek olmayacak zaten. Bunu geçmeyecek. O kesin yani. Bu küçük kule. Hani minik kule. Böyle bu işte buz şatolar böyle oluyor ya. Bir tane ana kule oluyor. Diğerleri yanlarında oluyor arkadaşlar. Hani gördüğüm kadarıyla özellikle. Şeyde de öyleydi. Frozen filminde de öyleydi. O filmi düşünecek olursak ona göre. Yapıyoruz bakalım. Şuraya bir tane daha alayım. Daha çıkayım mı lan? Bence yeterli. Budur abi. Şimdi buraya arkadaşlar burayı düzleyeceğim. Şuradan böyle yine bir sistem yapalım. Tamamdır. Buraya çıkayım. Hop. 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 Şöyle döşeyelim. Sonra da şapka sistemine geçelim. Burayı böyle yapıyoruz. Bunun şapkasını biraz daha büyük yapayım. Bakın şimdi. 2, 3. 1, 2, 3. Tamamdır. 1, 2, 3. Şöyle ucuna koyalım. Şurada bir tane eksik. Uçlarına koyuyoruz abi. Sonra orta kısmını sivri sivri yapacağız. Tamam böyle şapka okey. Buradan 1, 2, 3 çıktığımızı varsayalım. Şuradan bir tane. Şuradan bir tane. Hop. Buradan bir tane. Buraya bir tane. Buraya bir tane. Çünkü çok sivri olduğu için o kadar alçakta tutamayız. Hop. Lan aşağı düşeceğim. Şöyle koyalım. Bu yanlış oldu. Güzel. Buraya bir tane koyalım abi. Buraya bir tane daha çıkalım. Bence şöyle bir F5 F5 yapayım.
Bakayım. Sanki bu iş görür be. Şuralara da koyayım ya. Şuralara da hop atalım şöyle birer tane. Tam bir böyle yuvarlakımsı bir hal alsın. Böyle sivri çıkıyormuş gibi olsun. Şöyle uçta durayım da göreyim de şöyle bir F5 F5. Güzel oldu. Bunun şapkası hem daha büyük olduğu için. Ama diğerinin şapkasını kesinlikle biraz büyütmem gerekiyor. Genişletip belki biraz daha yükseltirim onu. Hatta var ya, hazır buraya kadar çıkmışken onu yapayım arkadaşlar. Onu da yapayım ben. Hazır buraya kadar çıkmışken. Bu arada bunun seviyesinde olmayacak dedim de bayağı yüksek oldu bu ya. Şuradan çık abi. Tamam. Bu şapkayı abi büyüteceğiz. Bayağı bir büyüteceğiz. Biraz uğraştıracak ama değecek abi. Değecek, değecek. Tamam, bu köşelerin hepsini yaptın mı? Yaptın. Şurayı sileyim de kafam karışmasın. Tamam. Buraları üçlüye çekeceğim. Şuralar üçlüye çekilecek şu şekilde. Bunu üçlüye çekmişim. Bunu da üçlüye çek. Sonra uçlarını koyacağım. Bu şapka bayağı bir geniş olacaktır. Ya bir fark olsun. Şununla arasında fark olsun arkadaşlar. Hem zaten hakkımdaydı. Süper olacak oğlum. Şato süper oldu ya. Vallahi şato süper oldu. Tamam, bu köşeleri verelim. Ver. Bu uçları verelim. Sonra seni biraz daha yükselteceğiz. Hatta yeterli misin? Bakayım. Aa, ödüm koptu. Yemin ediyorum var ya, şu uzaktaki şeyi karakter zannettim ha böyle. Ne oldu lan, benden bir tane daha mı var? Modlu seri oynamıyorum. Ne oluyor dedim. Bu arada kuleyi biraz daha yumuşatmak gerekiyor değil mi? Sivri çıkışını. Yani şöyle bir olay lazım sanki. Ne dersiniz? Şöyle bir olay lazım. Buraya da lazım. Buraya da lazım. Tamam. Tabi onu yaptıktan sonra şuraları yapmamak olmaz. Buz ver buz. İyi lan, buzlar yetecek ha şatoyu yapmaya. Ben yetmeyecek diye korkuyordum. İyi oldu yani. Hop, aşağı atlıyordum ya, manyak. Ne yapıyorsun ya? Bir sakin dur. Psikopat. Tamam. Gel buraya. Bunu kır. Abi süper ya. Tamam, bu üçlü değil mi? Güzel. Abi budur. Olay budur. Olay bitmiştir. Görüşmeyelim. Abi bence süper oldu. Şöyle bu uzaktan görelim. Nerede benim eşeğim? Ha, buradasın. Sen dışarı mı çıktın lan? İçeride değil miydin? Psikopat. Manyak. Şurası karanlık. Hop. Süper oldu arkadaşlar. Psikopat oldu. Güzel. Bayağı iyi aydınlatmış mı ha buraları? Zombi falan yok. Aa, süper. Biraz daha altını kalınlaştırabilirim. Nasıl ama? Yapmak istediğim şeyi anladınız değil mi? Çok güzel olmadı mı ya? Ve ışıklandırma da güzel olmuş. Biraz daha böyle ışıklandırmayı arttırayım. Çok güzel duruyor. Yanıma bunları aldım. Magma blokları aldım. Hani böyle değişik olabilir diye. Çok güzel duruyor baksanıza. Bunu acaba nasıl kullanabilirim? Ya da bunu saçma mı olur? Sadece buzdan mı olsun? Yani. Oğlum ne kadar geç kuruyor. Bu ne lan? Ya bunu normal kırabiliyoruz ki. Buz gibi muamele yaptım ona. Şimdi orayı biraz daha kalınlaştırabilirim arkadaşlar. Ondan sonra psikopat oldu. Bence çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu. İçeriği de böyle doldurduk mu? Bilmiyorum neyle dolduracağız da. İçeriği de doldurduk mu? Süper olacaktır burası böyle olsun. Şurası biraz garip duruyor sadece. O da sebebi böyle biraz alttan desteği arttırmak lazım. Bu yani. Yapılması gereken tek şey bu arkadaşlar. Şuralardan böyle biraz destek artacak. Tamam, buralar çok görünmüyor da yine de yapmış olayım abi. Yine de yapmış olalım. Budur. Hop. Budur abi. Şuraya bir tane koymam lazım. Gel. Şuraya bir tane koymam lazım. Hatta şöyle yapmam bile gerekiyor. Dur bakayım. Perfecto. Perfecto. Dur, eşeğe binelim. Zaten anırıyor aşağıda. Sen ne yapıyorsun ya? Yani süper abi. Lan. Bu da kayıyor ya böyle. Çok güzel oluyor, duramıyor. Abi budur ya, süper oldu. Nasıl? Çok daha yumuşak, süper abi ya. Budur. Oğlum düşündüğümden güzel oldu ha. Vallahi düşündüğümden güzel oldu arkadaşlar. Çok sevdim. Diğer kuleyi, bence bu kule çok büyük oldu. Diğer kuleyi biraz daha aşağıdan mı çıkartsam? Nasıl yapsam? Bilemedim. Bir düşünelim üzerinde. Diğer kuleyi biraz daha böyle küçük yapabilirim sanki. Olabilir. Ya da kuleyi, o dik kuleyi daha direkt bağımsız biçimde de çıkabilirim. Ben onun üzerinde biraz düşüneyim arkadaşlar. Ya bu kadar ya, konsepti tamamen görün diye bunu yapmış oldum. Diğer tarafta zaten artık nasıl olacağı az çok belli.
Şu kapıyı böyle biraz detay halledelim. Şöyle buraları aydınlatayım. Buraları aydınlatalım. Böyle canavar doğmasın. Şöyle artistik bir giriş olduğunu düşünelim. Şöyle. Hop. Öyle değil. Bu eşeğin üstündeyken de bir şey kırmak ölüm ha. Çok yavaşlatıyor. Niye yavaşlatıyor arkadaş? Gıcık. Gel. Lan! Lan! Öleceğim. Heh. Güzel. Bu şekilde olsun. Süper. Süper 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 süper. Bir de şöyle kapılar oluyor. Mesela o nasıl olabilir? Yukarıdan yapayım. Böyle üçgen gibi arkadaşlar. Burası böyle bayağı büyük oluyor. Şöyle göstereyim. Mesela şöyle. Tamam mı? Hop. Aha, böyle yapmak istediğim. Dur şöyle. 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 Şurayı kır. Aşağıdan bakalım nasıl olacak. Hop. Şuraya da bir tane. Gel bakayım. Böyle nasıl olur? Şuraya bir tane daha açalım. Ve uzaktan bakalım nasıl görünecek. Gel bakalım eşek. Ben oradan canım niye yanıyor ya? Bence daha iyi oldu. Şu köşeleri alırsam sanki süper olacak. Değil mi? Şu köşeleri alırsam süper olacak. Buradan kırabilir miyim? Evet. Düş. Sen de düş. Hop. Düşmedi. Orada kaldı. Çok da dertli sanki arkadaş. Sana muhtaçtım. Güzel. Budur. 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 Şu köşeyi kırarsam nasıl olacak? Derinlik katıyor böyle. Derinlik olsun istiyorum. Böyle bir üç boyutlu olduğu belli olsun arkadaşlar. Detaylar. Detaylar. Ne kadar detay o kadar güzel abi. Yok. Düşündüğüm gibi durmadı. Ne yapayım? Düşündüğüm gibi durmadı valla. Böyle daha iyi. Ve arkadaşlar şimdi burası buz kalesi ama hani böyle bir soğukluk hissi vermiyor. Ne yapacağız biliyor musunuz? Kar döşeyeceğiz. Etrafa biraz da kar döşeyelim hadi. Zaten kar makinamız var burada. Psikopat. Sınırsız karımız var. Sınırsız karımız var. Kötü espri. Şimdi buradan bayağı bir kar varmış. Bunları blok yapayım. Bunları blok yap. Zaten 4 döşeyince bunlar oluyor. Süpersin. Bana iki stack daha var. Güzel. He ama şey lazım bana. Bunları ince hale getirmek için arkadaşlar. Yan yana 6 tane mi koymak gerekiyordu? Değil mi? Böyle oluyor muydu? Yok. Aynen böyle olmuyor. Bunları şey yapmam gerekiyor. İnceltmem gerekiyor. Bir yerde sanki buralarda bir yerde vardı ya. Gel bakayım. Oğlum. Burası da güzel ha. Seviyorum. Tam sanat atölyesi gibi. Neredesin? Neredesin? Allah Allah üstünde tahta da yok. Bir crafting table için nerelere gideceğim şimdi? Şurada crafting table var mı lan? Bakalım. Var 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 var. Süper 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 süper. Şurada crafting table var arkadaşlar. Hatta buradaki sandıkta da bir iki bir şey var galiba. Ama ihtiyacımız yok. Böyle döşüyorum. İnce yapıyorum. Gereksiz vuruya atıyorum. Sonra bunları toplarım ben buradan. Lan! Ölme! 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 Yokluklara. Yarısı öldü, yarısı kaldı. Göğüs gerdim. Hep sabrettim. Kader dedim. Acılarla, çilelerle. Bugünüme böyle geldim. Yıkılmadım. Ayaktayım. Direkt arabesk moda bağladım. Nasıl sallam ya. O lava zaten bir gün başıma bela açacaktı zaten. Anasını satayım. Niye orada bırakıyorsun? Neymiş? Doğayı koruyacakmışım. Oldu. Korudun ne oldu? Eşek ne oldu lan? Oğlum eşek ölmesin ya. Eşek kaçtı de. Valla eşyalardan daha çok... Oh. Güzel güzel güzel. Zaten ben eşekte değildim değil mi? Abi. Burada lak var ya. Bildiğin lak yüzünden öldüm sanki ben ha. Vallahi. Burada harbiden lak var. Bu ne ya? Ah. Kar kurtuldu mu? Kurtulmadı. Neyse yaparız karmarı. Allah'tan eşekle düşmedim ya. Oğlum eşekle düşseydim. Senin yüzünden değil mi? Senin tuzağın o. Ne gitti? Bu kaldı. İyi kılıç kaldı. Sharpness 5 kılıç. İyi ya. Allah'tan üstümde böyle Elytra yoktu. Oy oy. Yemin ediyorum. Yokluklara göğüs gerdim yani. Lan psikopat niye kurtarmadın beni? Niye kurtarmıyorsun ha? Üstünde bir tane glowstone var. İyi var. Aferin. Ha yay ne gitti? Benim bir sürü şey gitti değil mi? Şapka var mıydı lan? Bilmiyorum. Şey vardı. Boot vardı. Of of. Bir kar yapalım arkadaşlar. Ne yapalım? Kader de varsa
Çekeceğiz yani. Ve o lavayı da kapatacağım ben artık. Yeter lan. Yeter. Çevreyi koruyacak bir şey. Ne çevreyi koruyacaksın? Adam asit etme ya. Pislik. Pislik. Hep senin yüzünden. Hep bu eşeğin yüzünden oldu her şey. Onun yüzünden. Onunla gitmeseydim oraya ölmeyecektim kardeşim. Ay. Hatta eşek de olsaydım ölmezdim sanki, değil mi? Yüzerdim, yüzerdim. Yok yok, ölürdüm ya. Arkadaşlar orada artık korkuyorum oraya gitmeye. O buradaki crafting table'ı kullanacağım. Ay ay. Bunlar kalsın. Psikopat oldu ya. Şöyle bir karlarla döşeyelim. Az var ama ben ön tarafını halledeyim. Gerisini detayları sonra hallederim her zamanki gibi. Bir de bu yolu da bu yolu da oraya bağlayayım ya. Değil mi? Valla bak, bu yolu da oraya bağlayayım ben bir ara. Şöyle bir kıralım buraları. Seed meat düşecek. Hiç istemiyorum ama düşecek. Yapacak bir şey yok. Buralar şöyle olsun. Hop. Böyle döşeyelim. Ya maksat arkadaşlar böyle biraz renk katsın. Yani tamamen döşeyip de mucize yaratmak istemiyorum. Böyle sen şurada dur bir bakayım. Tamam. Böyle buraları döşeyelim. Sanki buralara kar yağmış da böyle bir şey olmuş gibi. Böyle uzaktan çok daha hoş görünecektir. Şöyle göstereyim. Bir de bir yolu da tamamlayayım sonra. Aynen bak. Çok daha güzel oldu. Daha fazla kar yapıp ben buraları böyle doldururum biraz. Böyle yarım duracak biçimde. Mükemmel olacaktır. Şimdi arkadaşlar. Bu tamam mı? Tamam. Kısmen tamam. Diğer kule kaldı sadece. O kadar yani. Detay. Nasıl olacağı da belli oldu. Okey. Çok güzel oldu abi. Şato mükemmel oldu. Üstümüzdeki eşyaları yerlerine koyalım. Yanmayanları yerlerine koyalım. Üzüldüm, aklıma geldi. Tamam, bunları buraya. Oğlum bu kadarcık buz kaldı ya. Neyse, ben bir ara Packet Ice toplamaya gitmem gerekecek ya. Üf. Tamam, seni de şuraya koyuyoruz. Sonra da glowstone'ları, şurada glowstone yeri var. Oraya atabiliriz abi. Ne lazım biliyor musunuz? Tamam, sen de üzgünsün, anladım. Şimdi bunu da yerine atalım. Bana vallahi yanıma bir şey almaya korkuyorum lan. Yemek alayım yanıma biraz. Biraz yemek alayım. Tavuk pişir. Tavuk. Hemen tavuk pişirdim ki zaten. Bir sürü pişmiş olması gerek. Bakayım. Aynen lan, bir sürü pişmiş var zaten. Ben niye tekrar pişirmeye çalışıyorum ki? Yani. O da tamam. O da tamam arkadaşlar. Birazcık tavuk yiyelim. Şöyle bir kendimize gelelim. O neydi ya? Yemin ediyorum var ya. Of of. Evet arkadaşlar. Şimdi köylüleri nereye yapacağım kesinleşti. Şuradan böyle göstereyim uzaktan. Arkadaşlar bunun hemen sol tarafına yapacağım. Bizim sandık yerinin soluna yapacağım. Neden? İki sebepten dolayı. Bir, yakın olsun istiyorum sandıklara. Çünkü artık sandıklarla birlikte işlevsel orayı daha da büyüteceğiz zamanla. Bu arada bu ağaçlar çok güzel büyümüş lan. Hatırlıyor musunuz? Bunları buraya ekmiştim. İki tane ağaç. Süper olmuşlar. İki sebepten dolayı. Bir, yakın olsun. Hani işlevsel burayı büyütmeye devam edeceğim. İki, bir şeyler alışveriş yaptığım zaman bunun altını boşaltacağım arkadaşlar. Zaten üst katı var. Alt katı da olacak oranın. Alt katına da yapacağım. Şuraya köylü breeder yaptıktan sonra, işte sınırsız köylüler yaptıktan sonra beyazları seçip sonra altında çoğaltacağım. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. O köylülerin hepsini altına toplayıp çoğaltacağım ya. Acaba çok yakın olduğu için sayıları sıkıntı olabilir mi? Onu yazsanıza bana ya. Köylü breeder olayını arkadaşlar hani basit bir biçimde şöyle göstereyim. Nasıl yapacağımı. En azından sistemi bilin. Şuradan çıkabilir miyim lan? Ha, burası bak kısa yol gibi kullanılabiliyor. İyiymiş. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Nerede benim çapam mapam? Aa, şeyler yandı lan. Bu kötü oldu bak. Halat malat yok değil mi? Halat kalmadı. Neyse. Nerede lan benim şeyler? Heh. Arkadaşlar şöyle küçük bir boşluk yapacağım. 9'a 9 bir alan yapacağım, tamam mı? 9'a 9 alan yaptıktan sonra buraya köylüleri içine gömeceğim. İçeride işte böyle tarla yapacağım. Sonra bir tanesi farmer olacak. Diğer taraftan getiririm. Deli gibi zaten köylümüz var. İki tane köylü koyacağım buraya. Birisi farmer olacak. Çiftçi olacak. İşte çiftçi toplayıp sonra birbiriyle böyle yiyecek paylaştıkça çoğalacaklar. Yani 9'a 9'luk bir alan. Bu alanın altına da zaten köy gibi görünmesi için 7 tane blok aşağı ineceğim. Arkadaşlar altına da kapıları koyacağım. Çoğunuz zaten bu sistemi biliyordur. Bakalım köylü sistemi öyle olacak dediğim gibi.
Hatta ufaktan burayı da biraz ayarlayayım. Ama şeyden emin değilim. Belki oraya götürebilirim ya. Vallahi bak. Kalenin oraya. Orada işte çok uzakta kalıyor işte. Bir şeyler düşünmem gerekiyor arkadaşlar. Acaba bunun üstüne mi yapsam ya? Arkadaşlar bunun üstüne yaparsam bak mesela şu tarafa doğru bunun üstüne yaparsam yukarıdan alıp ondan sonra işte suyla muyla falan ittire ittire kalenin içine bizim markete götürebilirim köylülere. Hani ayıklayıp üst tarafta. Aslında öyle de olabilir ya. Vallahi bak. Şuradan biraz toprak alayım. Orayı düzleyeceğim dedim. Şey var mı? Iron shovel. Allah'tan var. Gerçi kaynak sıkıntım yok ya. Çok da üzülmeye gerek yok. Bir sürü şey kaybettim ama. Elytra'yı kaybetmediğim iyi oldu. Yani üstümde olsaydı çok kötü olurdu. O iyi oldu yani. Harbiden o iyi oldu. Onun dışında hiç önemli değil. Geriye kalan her şeyi ben bulurum yani. Bulamayacağım hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi şurada toplayalım. Seni kıralım. Güzel. Buraları biraz daha toprak yapacağız. Seni kıralım. Hop hop. Hop. Ya biraz düzleyeyim. Emin değilim dediğim gibi. Sizin yorumlarınızı okuyacağım arkadaşlar. Bana yazarsanız. Şuraya ama yine de orayı düzlemiş olayım. Oraya başka bir şey yaparız ne bileyim. Şemsiye yaparız bir şey yaparız. Her yeri dolduracağım. Her yeri dolduracağım. İnşallah arkadaşlar. Ha, bu arada duyurayım mı? Hadi duyurmuş olayım lan. Arkadaşlar ikinci survival serverını açacağım demiştim. Benim server'ı tanıtınca o niye kapalı falan. Ya o kapalı. O kapalı kalmaya devam edecek. Ama sizin için arkadaşlar büyük bir survival açacağım. Zaten diğerini açsam da giremezsiniz. Çok küçük arkadaşlar. Yani sizin için böyle 8 GB RAM'li falan böyle büyük bir şeyler açmam gerekiyor. Ki herkes böyle hani çoğu kişi girebilsin. En azından böyle bir 200 kişilik bir şey olmalı ki değil mi? 150-200 kişi. Böyle hani boş slot denk gelebilsin. Yoksa ben bile giremem değil mi? O yüzden yani sürpriz sayılırdı ama artık videoda söylemiş olayım. Videoda söylememiştim. Yorumlarda söylemiştim. Arkadaşlar ikinci survival sunucusunu resmen açmaya karar verdim. İnşallah yakında o da gelecek. Ufaktan hazırlık yapıyorum. Beni biliyorsunuz hazırlık süreci iyice bitmeden ben bir şey yapmam. İyi bir planlama olması şart. İyi bir planlamadan sonra güzel bir sunucu açacağım arkadaşlar. İnşallah bakalım çok trollemezsiniz ya açınca. Başka bir şey demiyorum. Valla çok trollerseniz var ya kapatır geçerim ha. Tehdit ediyorum. Eşek nerede lan? Eşek diğer tarafta bıraktın değil mi? Aşağı mı düştü? Bir saniye. Eşek nerede? İçeri mi girdi? İçeride mi bıraktım ben eşeği? Eşek nerede? Ha orada takılıyor. İyi tamam. Takıl lan orada. Hatta seni var ya halat yok. Şimdilik benim evde dur ya. Sen böyle dışarıda durma abi. Gel. Sen burada dur. Hatta gelmişken içeri bir uyuyalım. Akşam olmuş. Bir uyuyalım arkadaşlar. Tamamdır. Gündüz olsun. Güzel. Takıl sen orada ya. Sen biraz takıl kendi halinde. Unuturum seni bir yerde yoksa. Güzel. Gidip şu kalenin içini bir görelim mi? Şu kalenin içini bir görelim yani. Ya şu köylü olayını arkadaşlar çok güzel biçimde yapmam gerekiyor. Ve yarı otomatik olmak zorunda yani. Köylüler otomatik bir biçimde çıkıp ondan sonra vagonların içine muhtemelen bindirerek bir şekilde ben onları ayıklayacağım tek tek. Sadece kütüphaneciler arkadaşlar böyle içeride toplayacağız. Yani mantıklı olan şey ray sistemini buraya kadar getirip tamam mı? Orada köyü yapıp ray sistemini buraya kadar getirip sonra burada ayıklayıp buraların içerilerine koymak. Buradaki sistemi de biraz arttırırız. Yani böyle birer boşluklu yaparız. Bu kadar böyle geniş geniş vermeyiz de. Önceden böyle kafama göre yaptım geçtim burayı. Burayı biraz upgrade etme zamanı da geldi zaten. Yükseltme zamanı. Yani mantıklı olan o görünüyor be. Onun üstünde yapsam. Yanında da olabilir fark etmez. Üstünde olursa aşağı indirmek kolay olur. Yoksa buraya water elevator yapmam gerekir. Oraya yapsam hem köy karışmamış olur. Orada köy olur sınırsız takır takır üretir. Buraya getiririm. Raylar buraya kadar gelir. Şuradan bir köprü sistemi yaparım ne olacak. Estetik tutarım ben onu. Hop. Sonra da buradaki marketleri doldururuz. Baksanıza arkadaşlar ya öldüler kötü oldular. Infinity vardı bunda Fortune vardı Smite vardı. Bunda ne var? Bunda Efficiency vardı Looting vardı. Bunların hepsi tekrar olacak inşallah ve çok daha sağlam olacaklar. Çok çok daha iyi olacak. Muhammed de ne diyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Sende ne var? Kömür var o var bu var şu var. Sende ne var lan?
O var, bu var, şu var, şu var, bu var, bu var. İyi iyi. Açayım. Verim. Pasta ver. Pasta ver. Beleş pasta var burada. Biraz yemek yiyeyim. Ondan sonra da takılalım. Aa, bizim şeyi görelim ya. Bizim cadıyı görelim arkadaşlar. Şatoyu bitirdim ya, mutluyum. Oğlum uzakta çok güzel görünüyor lan. Şatoya baksana. Bak buradan çok güzel görünüyor. Nasıl abi? Oğlum süper ya. Diğer kuleyi de yapınca var ya, çok güzel olacak arkadaşlar. Ne kadar güzel oldu ya. Arkadaşlar ikinci survival sonucuyu açtığım zaman birkaç kişi yazmıştı. Müjdem olsun. Bu haritayı arkadaşlar, yani son halini falan alıp lobby olarak başlatacağım. Hani tabii ondan sonra ben bu seriye devam ederim, ayrı konu da. Ama son haline denk gelirse survival sunucuya lobby böyle olacak. Hani lobby bundan olacak. Zaten yolları az çok belli. Ben bu yolları böyle dört tarafa doğru bir şekilde yaparım. Süper ya. Ondan sonra da benim haritadan başlayıp Survival'a başlayabileceksiniz. Tabii şey olacak, hani korumalı olacak. Her giren aynı şeyi görsün diye korumalı olacak. Ama güncellemeyeceğim de, hani aynı kalacak. Çünkü sonradan böyle haritayı başlattıktan sonra güncellemem çok zor. Daha sonra buraya eklediğim şeyler benim Survival'da kalmaya devam eder. Ama güzel olacaktır. Psikopat olacak. Zaten bayağı bir geliştirdim canım. Hani bir bu kadar daha şey eklemem için 50-60 bölüm daha lazım. Psikopat olacak. Ulan ben cadıyı göreceğim dedim. Şu cadıyla bir oynayalım ya. Cadıyla oynamak çok eğlenceli. Hatta böyle mini games bile yapabiliriz. Cadı Wars. Witch Wars işte. Cadıyla oyna. Süper abi. Survival'da böyle bir oyun yapalım. Hadi. 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 Atsana lan. Vuramadın. Bir. Hadi. İki. Vuramadın. Hadi. Hadi. Hop. Üç. Vuramadın. Vuramadın. Hop. Hop. Dört. Vuramadın. Bakalım vurulana kadar kaç tane? 5. Hadi hop. 6 da vurdu lan. Pislik. Niye vuruyorum? Çok güzel lan, eğlenceli. Bunu her bölümde yapayım. Unuturum gerçi her bölümde de. Şöyle çiçekleri atalım, üstünde kalmış. Süper. Psikopat oldu arkadaşlar ya. Şatoyu yaptık. Köylülerle ilgili artık kafamda net. Böyle siz de yorumlarda yazın. Sanki en mantıklısı şu soluna ya da üstüne yapıp ondan sonra da zaten kale market yaptık biz oraya. Pazar yerimiz var. Oraya da ray sistemiyle götürüp orada ayıklayıp sadece kütüphanecilere bırakmak. Bu arada o golemleri de öldüreyim öncesinde. Yoksa o golemler beni öldürür. Köylüleri orada öldürmeye kalkınca. Ya da lava sistemi yaparım ya. Ben öldürmem. Altını lava sistemi yaparım. Güzel. Otomatikleştiririm. Süper olur yani. Çok güzel olur. Nice. Süper olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Bayağı uzun bir bölüm oldu lan. Bu arada kaptırmışım kendimi ha. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.